ben şunu anlamıyorum. Şimdi sola döndüğünde farklı farklı yollar var at çiftliğine giden. Sen neden sola döndün? Yani şeyden Urfa'dan geliyorsun ya. Orada kaç tane at çiftliği var? Bir tane at çiftliği var. Bir tane at çiftliği var. Benim bildiğim kadarıyla bir tane at çiftliği var. Bir tane at çiftliği var. O at çiftliğine daha önce de ben gittim. Bir hipodrom var ilerisinde. Hipodrom değil. Bu at çiftliği dediğimiz anladım. Hem kafeterya hem at çiftliği. Tamam arkadaşlar, benim kalem kutumda şöyle uzun şey çubuk var Gökhan'cığım, bir arkadan alsanız uzun çubuk gibi bir şey. Çantamda göreceksiniz onu. Şimdi arkadaşlar hazır mı o harita? Hazırladınız mı? Google Earth'ten. Şimdi biz şöyle, ben bugün ben dedim ki haksızlık yapmayalım. Olay yerini bir görmek istedim tepeden. Tamam. Şimdi bir at çiftliği var. Sen at çiftliğine gitmek istiyorsun. Evet, aynen. Amacın at çiftliğine gitmek. Amacım at çiftliğine ulaşmak. Amacım at çiftliğine gitmek. Ben de dedim ki Allah Allah sevgili izleyici, at çiftliği nerede? Çünkü herkes şunu söylüyor. Urfa'dan evine doğru giderken at çiftliği orada var. Sola döndüm ben diyor. Kavşaktan döndükten sonra karşına şey çıkıyor senin, evet, değil mi? Evet, aynen. Bir hayvan çıkıyor. Evet. Paniklik falan. O kavşaktan döndükten sonra. Evet. Yani sen o kavşaktan dönüp at çiftliğine gideceksin. Evet, çocuk asmin istiyor. Evet. Ben de dedim ki al al bu at çiftliği nerede? Hasan ne diyor? Bir göreyim dedim. Evet. Görmez olaydım. Neden öyle düşünüyorsun? Düşünüyorum. Arkadaşlar aktüeli de getirelim lütfen. Tamam. Peki hangisi ne zaman hazır olacak Allah'ınızı severseniz? Tamam. Önce ben LED'e verin. Arkadaşlar LED'e verin, ben bir anlatayım. Sonra ben aktüel geldikten sonra şey yapayım. Şimdi bak. O şeyi de bulamadınız değil mi arkadaşlar benim? Kalem alayım elime. Buldunuz mu? Neyse tamam, bulacaksınız inşallah. Şimdi nereden geliyor? Buradan ailenin kullandığı. Şimdi Hasan gel yanıma. Gel kardeşim. Geliyorum Didem Hanım. Gel canım. Gel canım. Yanımda şurada dur, sağda dur. Tamam. Tamam. Buradayım. Biz ben. Google Earth'ten, bu Google Earth'teki şey aynı zamanda diğer şeyi de göstereceğim. Şöyle dönersin izleyiciler suratını da görsün. Sen şimdi şu güzergahı kullanıyorsun Hasan. Doğrudur. Buradan geliyorsun. Evet. Sen şu sola dönüyorsun değil tamam. mi kardeşim? Evet. Bak geliyorsun sola dönüyorsun. Tamam. Şimdi burada iki tane at çiftliği var. Bir tane at çiftliği hemen sağda Hasan. Google Earth'te bugünkü şeyde de var. Drone kaldırdık biz evet, bugün. Şurada bir at çiftliği var tamam. Hasan. Hasan'ı ben ekranda sürekli görmek istiyorum arkadaşlar. Ekranı ikiye bölün, Hasan ekranda olsun lütfen. Bak Hasan burada bir at çiftliği var. Görebilir miyim Hasan'ı? Bak burada bir at çiftliği var. Arkadaşlar zoom girmeyin, genel görünsün istiyorum. Hadi ekranı ikiye bölebilirsiniz. Bak burada bir at çiftliği var Hasan. 750 metre ileride. Bu at çiftliğine nasıl gidiliyor? Sen bu güzergahı kullandın. Evet. Sağa dönmen lazım o at çiftliğine gitmek için. Sen buna gitmek istedin mi? Evet. Burası mıydı gitmek istediğin yer? Ben bir tane daha at çiftliği var. Özür dilerim. Haksızlık evet. yapmayayım dedim. Evet. Diğer at çiftliği de 2,5 kilometre ileride. Yok, biz oraya gitmeyeceğiz. Diğer at çiftliği 2,5 kilometre ileride. Tamam. Yine haksızlık yapmak istemedim. Tamam. Diğer at çiftliğine gidebilmek için de Hasan, bunun bir tane daha büyüğü var ama önce buradan göstereyim. Yani yine senin sola dönmen anlamsız. Evet. Çünkü bu düz devam edeceksin. Bak şuradan yukarı doğru devam edecek sevgili izleyiciler. Yukarı evet. doğru devam edip o at çiftliğiyle gidebiliyorsun. Evet. Ama senin amacın zaten buradaki at çiftliğiyle gitmek ya Hasan. Evet. Hasan'ı göreyim ben ekranda lütfen. Hasan'ı hiç ekrandan almayın rica edeceğim. Şuradaki at çiftliği. Normalde sen buraya gitmek istiyorsun. Evet. Şimdi haritayı genel görelim. Sen buradan Urfa yolundan buradan geliyorsun. Tamam. At çiftliği senin köy sağ tarafın. Köy yolundan Didem Hanım. Tamam canım, bu yolu işte bu yoldan geliyorsun. Evet, köyden. Ben işte baktık konuştuk. Yok, ya. Sen Urfa'dan dedin de. Ha, köyden geliyorsun, şu yoldan geliyorsun. Tamam. Dolayısıyla senin bu at çiftliğine gidebilmek için. Tamam. Tamam mı? Sağa dönmen gerekiyor. Ama sen sola dönüyorsun. Neden? Didem Hanım şu anda ben sola döndüm. Soldan döndükten sonra ileride zaten köprü var. Köprüden direkt dönüyorsun. Döndüğün anda direkt at çiftliğin de sağ tarafında. Hasan, çok mantıklı bir soru soruyorum sana. Diyorum ki bak 750 metre ileride. Buradan döndün. Tamam. Sağa döndün. At çiftliği hemen orada. Yani sen arkadaşlar diğer büyük harita hazır mı? Diğer büyük getir getir Gökhan getir. Diğerini verin. Kolum ağrıdı ya. Heh. Tamam. Diğer bak. Şimdi Hasan'cığım, senin kullandığın güzergah burası. Sen tamam. buradan geliyorsun.
Tamam. Bir burada yol var. Burası. Evet, doğrudur. Bak burada bir köy yolu var. Tamam mı kardeşim? Sen buradan geliyorsun. Tamam. Senin buraya dönmen gerekirken, sağa dönmen gerekirken sen sola dönüyorsun. Bu soldan at çiftliğiyle gidiş çok uzak. Ya olabilir ama gidiş de yok hatta. Orasının etrafı şey. Arkadaşlar bizim arkadaşların yaptığı Didem bu. Hanım, bugün siz vardı. Şu anda gösterdiğiniz at çiftliği şu anda bu yoldur. Hı. Senin şu anda gösterdiğin at çiftliği sağ tarafında at çiftliği yok ki. Var var. Direkmen yolun öbür tarafında at çiftliği var. Sen o zaman şu arkadaşlar diğer büyük öbür haritayı gösterin. At çiftliği var. O tamam. At çiftliği Ulubağ'ın içerisinde olan Hasan, at çiftliği söylüyorum çıkayım. Ben. Düşmem değil mi buradan? Hasan'cığım sen bak buradaki at çiftliğine diyelim ki gitmiyorsun. Buradakine de gitsen Hasan. Buradaki yukarıdaki at çiftliğine de gitsen. Tamam Hasan'cığım bak. Düşeceğim ya. Bak buna da gitsen. Tamam. Tamam kardeşim. Yukarıdakine de gitsen. Senin sola dönmen anlamsız. Didem yerine Hanım. Otur. Hayır, yerine otur göstereceğiz tamam. Haritaları. Ben net bir şekilde anlatabildiğimi düşünüyorum. Yani Hasan'cığım senin sola dönmen. Ya sola döndüğün zaman at çiftliğine gidilmiyor. Didem Hanım ben sola döndüm. Solda ilerisinde köprü kavşağı var. Köprü kavşağından döndüğün anda sol tarafına dönerek direktmen at çiftliğine gidiyorum. Hasan orada öyle bir yol yok. Var Didem Hanım. Bak bir şey söyleyeceğim Ulubağ'ın Hasan. Ulubağ'ın içerisinden bak, direkt gidiyorum. Bak akşam saat 9.30 olmuş. Tamam. Karanlık olmuş ve sen bir an önce çocukları oraya götürmek istiyorsun. Evet. Tamam Hasan. Ekrana da grafiği verebilir misiniz? Bak iki tane at çiftliği var. Bütün izleyicilerde bu bizim bugünkü değil mi? Sisli biraz hava. Arkadaşların çektiği evet bizimki. Bu biraz sisli. Google Earth'ü de verebilirsiniz. Diğerini de verin ki her türlü anlaşılsın. Yani iki türlü de olduğunda yani böyle gitmek varken sen böyle yapıyorsun. Kulağını bak kulağı böyle göstermek varken kulağı böyle gösteriyorsun. Didem Hanım ben bildiğim neden? Yoldan giderim. Ben bilmediğim yoldan niye gideyim? Ben sen o ana yolu bilmiyor ben musun? Ben bildiğim yoldan giderim. Ben daha önce bildiğim sen yoldan. Sen Urfalı değil daha misin? Daha önce de gittim. Bu sefer de aynı yoldan gittim. Urfalı değil misin Hasan? Urfalıyım ben. Hı. Herhalde bak ben bile o yolları biliyorum. Yani Urfalıyım tamam Urfalıyım. Urfa'nın seviyesindenim. Urfa'nın içindenim. Ama ben direktmen bildiğim yolu ben orayı kullanmak istedim. Oradan gitmek istedim. Neden? O yolu ben tercih ettim. O yol daha düzenli olduğu için ben o yoldan gitmek istedim. O yol düzenli değil ki. O yoldan direktmen ileri giderek köprüden direktmen sağa Hasan, dönüyorsun. Hasan bir şey söyleyeceğim. Sağdan bak, Ulubağ'dan çiftlikte, direkt gidiyorsun. At çiftliğine gidiyorsun. Şu yol senin yolun bu. İki at çiftliği de burada. Bir tanesi de burada. Biri burada, biri burada. Sen buraya dönüyorsun. Ya şöyle bak. Bir at çiftliği burada sevgili izleyiciler. Şurada bir at çiftliği de burada. Sen ne ona gidiyorsun ne ona gidiyorsun sola dönüyorsun. Didem Hanım köy zaten biz şeye yetiştiği zaman bu Göbekli Tepe'ye yetiştiği zaman çocuklar karar verdiği zaman alanı direktmen ben o yolu direktmen aklımdan geçerek direkt o yoldan direktmen orada yol yok geçeyim. Ki Hasan. Didem Hanım şu anda sen o yol yok diyorsun da ben daha önce de o yoldan gittim. Ben verin size anlatamıyorum galiba. Verin ben de anlatamıyorum galiba. Verin haritayı ben arkadaşlar. Ben daha önce de o yoldan gittim. Hasan'cığım, daha önce peki ben o yoldan gittiysem tamam. At çiftliğine ben nasıl? Ne şekil gitmişsin sen bana diyorsun ki direkmen sen o yoldan ne şekil gitmişsin. Tamam, verelim verelim. Şimdi Hasan bak şuradaki at çiftliğine gidebilirsin ama nasıl gidebilirsin biliyor musun? Diğeri bu değil arkadaşlar bir önceki. Bir öncekini verin. Bir öncekini verin. Pınar'cığım ne dedin bu arada duymadım ben seni. Evet. Tamam. Bir öncekini. Ya ama burada şunu görüyoruz. Bak burada bir at çiftliği var. Yo diğerini verebilir. Ya şöyle sevgili izleyiciler. Google Earth biz tabii 4-5 yıl önceki bir harita. Ama yollar aynı. O açıdan verebiliriz. Bizimki bugünkü bir harita. Ama yollar aynı. Şimdi Hasan'cığım at çiftliği yukarıda. Şuradan bir yol var gidebilirsin. Diğeri zaten sağ tarafta. Ama sen ne yapıyorsun? Sola dönüyorsun. Burada yol, bu arka yol var. Yani böyle alttan dolanıp yukarı. Arkadaşlar bir genel görür müsünüz? Genel görün. Genel görün ne yapmak istediğimi. Yakın değil genel. Yani sen şuradan dönüyorsun. Buradan dönüp buraya geçiyorsun. Yukarıda gitmek istedin. Şuna gitmek istedin diyelim. Buradan döndün. Buradan dönüp şu evlerin arasından, şurada arasından dönüp orada yine yol yok. Yol yok. Yukarı dönüp yukarıdan oraya geliyorsun. Neden? Didem Hanım şu anda ben direktmen sola kırdım. Sola kırdığı zaman ileride köprü var. Köprünün yanından dönerek direktmen Ulubağ'ın içerisinden ben direktmen o şekil. Geçen sefer de ben at çiftliğine gittim. Bu sefer de ben at çiftliğine gittim. Gidecektim.
O haritada belli değil evet. Tunca Hanımcığım, belli değil orada şu anda. Ya daha doğrusu onun bizim gördüğümüz şeyde ya öyle bir yol yok yani. Gidem Hanım, sen şu anda bildiğin hayali yoldan mı gidersin, herhalde. Bilmediğin yoldan mı gidersin? Hasan'cığım, bildiğin yoldan git de. Senin bildiğin yol, öyle bir yol yok yani. Ben de var diyorum da, geçen sefer o zaman ben nasıl gittim? Yani geçen sefer o yol vardı, o yolu bu seferlik için o yolu kaldırdılar mı yani yerinden? Ha, yollar duruyor, yollar duruyor, yollar duruyor. Yollar duruyor. O yoldan gittiniz. Yani aynı şekilde mi gidiyordunuz bir önce de? Aynı yolu kullanıyor Tunca Hanımcığım. Aynı yolu kullanıyor. Aynı başka yolu kullanmıyor yani. Şimdi Urfa yolu üzerinden At Çiftliği'ne oradaki bir Urfalı göndermiş. Şimdi Urfa yolu üzerinden At Çiftliği var diyor. Hiç sağa sola sapmadan diyor. Direkt At Çiftliği'nin önüne çıkan bir yol varmış. Köprüye gidilmeden. Urfa yolundan çıktığında... Hiç sağa sola sapmadan direkt At Çiftliği'nin önüne çıkan bir yol varmış. Urfalılar mesaj atıyorlar şu anda. Misafirlik adresinden diyor, misafir olduğu adresinden diyor, amcasının oğlundan, o köyden evine döndüğü ana yol üzerinde. Direkt At Çiftliği'ne de giden başka bir yol daha varmış. Köprüden gidilmezmiş. Gidilir ama diyor. Yani bak, ben sana şunu söylemeye çalıştım. Yani sen kulağı böyle mi gösterirsin? Yoksa şöyle mi gösterirsin? Çocuklar da, 5 tane çocuklar evet. Arabada var ya. Yani 5 tane çocuk var ya. Yolu yani, bir de çok 9 aylık bir bebek var önde. Evet. Yani yolu bu kadar uzatmanın bir anlamı yok yani. İdem Hanım, kimse öz evladına kıymaz. Peki olay kimse yerine gider. Kimse öz evladına kıymaz. Vallahi kıymamak lazım. Kıymamak lazım bence de. Yapmamak lazım. Şimdi gelelim. Gelelim. Olay anına gelelim. Sen diyorsun ki arabanın freni tutmadı diyorsun. İdem Hanım, İfadende arabanın freni tutmadı diyorsun. Evet. Ama bize burada arabanın freninde bir bozukluk olmadığını söyledin. Mesela başka problemleri olduğunu söyledin. İdem Hanım, şu anda bak, ben size dün de anlattım, bugün de anlatıyorum. Anlat. Anladın. Anlat. Ben size sürekli anlatıyorum. Yüz defa anlat. Ama bir belki türlü, anlamıyoruz. Ben bir türlü kendimi, herhalde ben kendimi anlatamıyorum ya da anlatamıyorum. Tamam. O zaman bak, döndün, önüne tavşan çıktı, tamam. Bilmem ne oldu, sonrasını bana bir hiç kesmeden, hiç kimse kesmiyor lütfen, çok rica ediyorum. Anlat lütfen. Didem Hanım, ben direkt köyden geldim. Hı. Sola döndüm. Hı. Sola döndüğün anda... Hı. Tütünün yana direktmen aşağı düştü. Biz, hı hı, onunla ilgilenirken önüme direktmen hayvan çıktı mı? Hayvan çıktıktan sonra ben panik oldum, şoka girdim. Ne uğradığımı şaşırdım. Anladım. Bir baktım, araç bir attım, direktmen kanala uçtu. Kanala uçtuğundan anda ben kendimi araçtan attım. Araç direktmen su aracı alıp öbür tarafa götürdü. Öbür tarafa getirirken Özlem tavanı açtı. Özlem'le biz iletişime geçtik. İletişimle geçtiğin anda Özlem dedi, ne yaparsan yap, git yoldan yardım iste. Ben sürünerek gittim, yoldan yardım istedim. Bağırarak, çağırarak kendimi yırtıyordum. Kendimi parçalıyordum. Özlem de o anda direktmen ambulansı aradı. Özlem ambulansı ararken, Özlem ambulansa diyemez miydi ki, Hasan bizi suya attı, direkt kaçtı gitti. Nereden misin? Bunu söyleyemez mi yani? Olayın cinayet olduğunu. Ambulansı ararken söyleyemez mi? Bir şey söyleyeceğim. Bu arada yine bir Urfalı yazıyor, diyor ki kendisinin geldiği Urfa'ya seyir halindeki karayolu zaten At Çiftliği'nin direkt önüne gidiyor. Bak, direkt önüne gidiyormuş. Yani biz Google Earth'ten de onu görüyoruz. Direkt önüne gidiyor. Senin sola dönmeni gerektirecek bir durum yok diyor Urfalılar. Urfalılar mesaj atıyor ya. Ben ne diyeyim yani? Senin hemşerilerin mesaj atıyor. Hasan niye? Hasan diyor, dümdüz gitse At Çiftliği önünde çıkacak diyor. Neden o yola girmiş? Ben o yolu şimdi bilmiyordum. Olayın... Peki kaç defa gittiniz At Çiftliği'ne? At Çiftliği'ne 2 sefer gittim. Ha. Bu sefer geçseydim 2. sefer oluyordu. Peki şöyle, olaydan sonra çekilen görüntüler var. O görüntüler yani At Çiftliği'ne gittiğime dahil, orada çocuklarım atların üzerine olduğuna dahil kanıtlarım da var zaten. Tamam. Aynı o At Çiftliği. Tamam.